Merhaba arkadaşlar. Şimdi üçüncü videomuzla devam ediyoruz. Üçüncü videomuzdaki yapacağımız işlemse seslerin zaman üzerine yerleşimini pratik olarak, uygulama olarak yapacağız şimdi. Öncelikle işimiz şu, nota değerimizi, o gördüğümüz sembolü nota değer tablosundan karşılaştırarak hangi nota olduğunu, hangi değer olduğunu tespit edeceğiz ve süresi ne kadarsa, süresi içerisinde onu seslendireceğiz. Hadi birlikte yapalım. Birinci notamıza, birinci sembolümüzü incelediğimizde bu bir birlik notaya benziyor mu? Hayır. Bir ikilik notaya benziyor mu? Hayır. İyi bakın. Bir dörtlük notaya benziyor mu? Evet. Değil mi? Daha sonrakilerle karşılaştırdığımızda ise bakın onlarda çengeller var. Dolayısıyla bu bir dörtlük nota. Dörtlük nota olması nasıl bir farklılık kazandırıyor ona? Diyor ki bu nota, lütfen ben bir dörtlük notayım, beni bir saniye, bir tam süre seslendireceksiniz. Biz de ne yapıyoruz? Hemen bu notamızın kafasının bulunduğu yeri tespit ediyoruz. Nerede bu? Aralıkta değil mi? Herkes aralıkta olduğunu görüyor. Kaçıncı aralıkta olduğunu buluyoruz? Üçüncü aralık. Yani 1, 2, 3 burada. Hemen hesaplıyoruz. Neydi bu? Sol. Sol. La, si, do. Gördünüz mü? Neymiş? Do. Do notası. Hemen örnek yapıyorum. Bu notayı kendimi bir enstrüman olarak düşünerek uyguluyorum. Ve yapıyorum. Do. Birlikte yapalım. Hazır mısınız? 2, 3, do. Bir kez daha yapalım. 2, 3, do. Harikasınız. Daha sonraki sembolümüze, notamıza baktığınızda bunun da birlik, ikilik ya da 8, 16, 32'lik benzemelerini görüyorsunuz değil mi? Yine bir dörtlük. Peki bir önceki dörtlükle arasında nasıl bir fark var? Sadece notamızın çıkaracağı ses yani yeri değişmiş. Yine bir saniye, bir tam süre içerisinde bu defa çıkaracağımız ses 1, 2, 3, 4. boşlukta. Yani 1, 2, 3, 4. boşluk burada. Hemen hesaplıyoruz. Sol. La, si, do, re, mi. Neymiş? Mi. Mi notası. Bir kez örnek yapıyorum sonra beraber yapıyoruz. Örnek bir tam sürede onu mi diye seslendiriyorum. Yapıyorum. Mi. Hazır mıyız? Birlikte 2, 3, mi. Bir kez daha 2, 3, mi. Son 2, 3, mi. Harikasınız. Daha sonra iki tane farklı notamız var bir diğer ölçüde. Bunların karşılık notu olduklarını tespit etmeden önce bunların kuyruklarının neden yukarıda olduğunu konuşalım. Arkadaşlar, kuyruklarının yukarıda olmasının tek bir sebebi var. Notaların porto üzerinde yazılması ve derli toplu görünebilmesi için yapılan bir şey. Yani buradaki yaptığımız işlem şu. Portenin üçüncü çizgisi yani şu çizginin altında kalan notalar bu la, sol, fa, mi, re vesaire kuyruklar yukarı doğru yapılıyor. Neden? Ben burada mi notasını ya da fa notasını kuyruğunu aşağı yaptığımda bu alanı çirkin göstermiş olacağım. Onun için onun kuyruğunu yukarı doğru yapıyorum. Si, do, re, mi kuyruklarını da aşağı doğru yapıyorum. Ama yerine göre bu bazen değişkenlik gösterebiliyor. Yani çok takılmamız gereken bir durum değil. Dolayısıyla bu da yine bir dörtlük nota. Bir tam süre içerisinde ne diyeceğiz? Bu defa sol. Nereden biliyoruz? Anahtar bakın ikinci çizgide. Hemen onu hatırlamanız çok güzel. Yapalım beraber. Bir dörtlük sol notası. Bir tam süre. 2, 3, sol. Bir daha. 2, 3, sol. Harikasınız. Daha sonraki notamız nedir? Bir dörtlük. Yine bir tam süre bu defa. La. Sol'den hemen bir sonraki boşlukta. Yani sol. La. Hazır mıyız? 2, 3, la. Bir daha. 2, 3, la. Son 2, 3, la. Harikasınız. Sonraki ölçüye geçtiğimde burada da
İkili notalar var. Yani iki nota birleşmiş, bir araya gelmiştir. Birleşik yazılan notalar, şunu bir kere sabitleyin. 8, 16 ve 32'likten başka bir şey olamaz. Peki, neden bu şekilde yazıyoruz ve hangileri olduğunu nasıl bulacağız? Hemen onu belirleyelim. Arkadaşlar, yine bu kuyrukları yukarı yapmamızdaki durum gibi daha düzenli, daha derli toplu yazılması için yaptığımız bir şey. Nasıl yapıyoruz? Örneğin, iki tane 8'lik nota bir araya geldikleri zaman bunları bu şekilde ayrı ayrı yazmak yerine, tabi bu yerine göre değişiklik gösterebilir, bu şekilde ayrı ayrı yazmak yerine biz şu çengelleri yapıyoruz ve bir çizgide birleştiriyoruz. Bu çizgi bu çengel yerine geçmiş olur. Anlatabildim mi? Bir diğer örnek. Dört tane altılık yan yana geldiklerinde ne yapıyoruz biz? 1, 2 çizgiyle birleştiriyorum. 32'lik olduğu zaman ne yapacağım? Bir çizgi daha atacağım. 3 çizgiyle birleştireceğim. Değil mi? Şimdi hemen kaldığım yerden devam ediyorum. O zaman bunların kaç çizgiyle birleştiğini dikkat ettiğimizde kaç çizgisi var? 1. O zaman ne olur? 8'lik. 8'in süresi ne kadardı? Yarım. 1 saniyenin yarısı. 2 8'lik ne yapar? 1 tam süre yapar. O zaman 1. 8'liği ben okuduğumda el hareketim nerede olacak? Aşağıda. Aşağı inmem bir yarım süre ise o zaman yukarı çıkmam da bir yarım süre. Diğer 8'liği ne yapıyorum? Yukarıya çıkıyorum. Dolayısıyla bir tam sürede bu defa iki ses çıkarıyorum. Hemen notaların yerlerini tespit ediyorum. 1, 2, 3, 4. çizgide. Yani 1, 2, 3, 4. Burada. Sol, la, si, do, re. Re notası. İkisi de re. Örnek yapıyorum hemen. Ne yapıyoruz şimdi? Birinci re'yi re aşağı iniyorum. İkinci re notasını re yukarı çıkıyorum. Tabii bu işlemi yaparken duraksamadan yapmam lazım. Örneğin re re. Hazır mıyız? Birlikte yapalım. 2 3 re re. Bir daha 2 3 re re. Son 2 3 re re. Devam ediyoruz. Bir sonraki kümümüzde yine 8'lik olduğunu fark ediyorsunuz. Bir çizgiyle birleştiği için birinci 8'liğimizi ineceğiz, ikinci 8'liğimizi çıkacağız. İnerken birinci 8'liğimizin kafası yani çıkacağımız ses 3. aralıkta, sonraki ikinci çıkacağımız ses ise 4. çizgin üzerinde. 4. çizgide 2'nin re olduğunu hatırlıyorsunuz. Bakın burası re, biraz önce okuduğumuzda re. Peki re'den bir önce ne var? Do. Gördünüz mü? Do notası. Yani 4. çizgi re bir geriye indiğimizde do notasına dikkat eder. O zaman okurken ne yapacağım? İnerken do, çıkarken re notası. Örnek yapıyorum. Do, re. Hazır mıyız? 2, 3. Do, re. Bir daha. 2, 3. Do, re. Son 2, 3. Do, re. Harikasınız. Sonraki ölçüye geçtiğimde dörtlü kümeler bir araya gelmiş. Yani dört notadan oluşan küme. Bu dört notanın alttaki çengellerine dikkat etmemiz önemli olan. Kaç çengel var? İki. İki tane. Görebiliyor muyum? Herkes iki tane olduğunu. O zaman ne olur? 16'lık oldu. Çok güzel. 16'nın süresi ne kadardı? Çeyrek. 4 çeyrek ne yapar? 1 tane. 4 çeyrek bir tam süre yapar. Peki 2 çeyrek ne yapar? Yarım bir tane. Süper. O zaman şu demek. İkisini okuduğumda benim el hareketimin aşağıda olması gerekiyor. Diğer ikisini okuduğumda da yukarı çıkıyorum. Yani 4 tane çeyrek okuyorum arkadaşlar, bakın. 1 çeyrek, 2, 3 ve 4 tane. Bir tam süreyi 4'e bölüyorum. Anlıyoruz. Evet. Güzel. Hemen notayı tespit edelim. Birinci notamız R.
Buradan bakın faydalanın. Re. 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 Bir üste çıktık. Mi. Mi. Yani re, re, mi, mi. Örnek yapıyorum. Bakın. Dört tane nota. Re, re, mi, mi. Uyguluyorum. Re, re, mi, mi. Durmadan yapıyorum. Re, re, mi, mi. Tabii bu kesik kesik yaparsanız sizin işinizi şu an için kolaylaştırır. Dilek yaşamalarda onlar daha sevgili kazanacak. Hadi beraber yapalım şimdi. Hazır mıyız? 2, 3. Re, re, mi, mi. Bir kez daha. 2, 3. Re, re, mi, mi. Son 2, 3. Re, re, mi, mi. Harikasınız. Daha sonraki kümemize baktığımızda yine 4 tane 16'lık 2 çengel olduğu için çengeli görebiliyorsunuz değil mi? Evet. 4 tane 16. İkisini ne yapıyorum? İniyorum aşağıya. Diğer ikisini ise yukarı çıkıyorum. Notaların kafalarını inceleyelim. Birinci notamız sol. O net. Sonra la. Sol la. Süpersiniz. Sol la sol la. Hemen örnek yapıyorum bakın. Sol la sol la. Durmadan yapıyorum. Sol la sol la. Hazır mıyız? 2 3 sol la sol la. Bir daha 2 3 sol la sol la. Son 2 3 sol la sol la. Harikasınız. Daha sonraki bölüme geçiyorum. Orada çok yabancı olmadığımız iki ayrı küme var. Birinci kümemize baktığımızda kaçlık nota oldu? Evet, bir dörtlük not olduğunu görüyoruz. Yani bir tam süre sahip. Hadi okuyalım onu. Ne diyeceğiz? Dördüncü çizginin üzerinde. Re. Hadi yapalım. Ne kadar süre yapacağız? Bir tam süre. Re diye sesleniyoruz. Hazır mıyız? 2, 3. Re. Bir daha. 2, 3. Re. Son 2, 3. Re. Daha sonra kaçlık nota bunlar? 8. Nereden anlıyoruz 8'lik olduğunu? Çünkü 8. Bir çizgisi var. Bir çizgili, bir çengelle birleşmiş. 8'in süresi ne kadardı? Yarım. Yarım. İki yarım ne yapar? Bir. Bir iniyoruz, bir çıkıyoruz. Değil mi? Peki, inerken ne diyeceğiz? Do, do, do. Do. Çıkarken de do. Do. Yapalım beraber. Örnek göstermeye gerek var mı? Hadi yapalım. 2, 3, do, do, bir daha, 2, 3, do, do, son 2, 3, do, do, çok güzel. Sonraki bölüme geçtiğimizde farklı kümelerimiz var. Bu sefer 3 notadan oluşan kümeler. Birinci kümemizi bir inceleyelim. Birinci kümemizde ilk notamızın arkadaşlar bir tane çizgisi, bir çengeli var. İkinci ve üçüncü notanın İki tane çengel var. Görebiliyorsunuz değil mi? O zaman birincisi ne olur? 8'lik. İkinci ve üçüncü ne olur? 16'lık. Değil mi? 1, 8, 2, 16. Peki 8'in süresi ne kadardı? Yarım. 1 yarım. 16'lık? Çeyrek. 1 yarım, 2 çeyrek. Ne yapar? 1 tam. Çok güzel. 1 yarım. Önce 1 yarım okuyorum. Yani aşağıya kadar iniyorum. Sonra ne yapıyorum? 1, 2 çeyrek yapıyorum. Yani 1 yarım, 1, 2 çeyrek okuyorum. 1 yarım iniyorum, 1, 2 çeyrek yukarı çıkıyorum. Nedir nota yerlerimiz? Re. Hepsi de re. Değil mi? Örnek yapıyorum. Birinci re yarım. İkinci re çeyrek. Üçüncü re de çeyrek. Örnek yapıyorum. Re, re, re. Bir daha yapıyorum. Re, re, re. Hazır mıyız? Birlikte yapalım. 2, 3. Re, re, re. Bir daha. 2, 3. Re, re, re. Son 2, 3. Re, re, re. Devam ediyoruz. Sonraki kümemiz yine üçlü bir küme. Üç notadan oluşan. Birinci notamız yine bir sekizlik. Bir yarım. İkinci ve üçüncü notamız birer çeyrek. Birer 16'lık. Değil mi? Bir yarım, iki çeyrek okuyacağız yine. 1, 8, 2, 16. Bir yarım iniyoruz, iki çeyrek çıkıyoruz. Nota yerlerine baktığımızda bir tanesi dördüncü aralıkta. Yani mi. Mi diğerleri yine re.
Mi yarım süre ince, re re iki çeyrek çıkıyorum. Değil mi? Hadi yapalım beraber. 2 3 mi re re. Bir kez daha. 2 3 mi re re. Son 2 3 mi re re. Devam ediyoruz. Sonraki ölçüdeki kümemiz bu önceki yaptığımız kümelerin tersi bir durum. Yani bir yarım inip iki çeyrek çıkıyorduk. Buradaysa iki çeyrek inip bir yarım çıkıyoruz. Değil mi? Yani iki tane 16 okuyacağız. Önce aşağıya sonra bir yarımı da ne yapıyoruz? Yukarı çıkıyoruz. Notaya göre bakalım beraber. Re, re, do, re. Re, do, re. Yani re, do, re. Re, do, re. Örnek yapıyorum. Önce iki çeyrek okuyorum arkadaşlar. Re, do. Re. Bakın. Bir, iki çeyrek, bir yarım. El hareketinin iniş ve çıkışı eşit olmak zorunda. Okuyorum. Re, do, re. Hazır mıyız? Beraber yapalım. 2, 3. Re, do, re. 2, 3. Re, do, re. Son 2, 3. Re, do, re. Evet. Sonraki kümeye baktığımızda ne görüyoruz orada? Yine iki tanesi iki çengelli, üçüncüsü bir çengelli. O zaman ikisi nedir? 16'lık yani çeyrek çeyrek. Sondaki nedir? 1/8 yani bir yarım. İki çeyrek bir yarım tekrar okuyacağız. 2/16, 1/8 okuyacağız. Ne okuyacağız bu kadarı? Sol, fa, sol. Yani anahtar zaten isimlendiriyordu. Sol, birinci fa ve tekrar sol. Örnek yapıyorum hemen. Sol, fa, sol. Hazır mıyız? 2, 3. Sol, fa, sol. 2, 3. Sol, fa, sol. Son 2, 3. Sol, fa, sol. Harikasınız. Evet, bunu videoyu başa sararak mutlaka tekrar deneyin. Birkaç kez bu şekilde bize eşlik ederek mutlaka okuyun. Bir sonraki videomuzda daha geliştirebilmemiz için farklı okuyuş şekilleri uygulayacağız. Farklı okuma şekilleri uygulayacağız. Ve bağlamanın ön hazırlığını yavaş yavaş tamamlamış olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.